İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimle medeniyet programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Efendim geçen haftadan sizlere Taşköprülü, pardon, pardon, şimdi programın girişini yapıyorum, buraya dikkat edilsin. Bir ilimle medeniyete programına daha buluşmaktan dolayı sizlerle sevinçliyim. allah Teala bu haftada ömür verdi buluştuk haftaya onu bilemem. Kimse garantisini veremez. Evet. Taşköprülü Mustafa Efendi'nin artık vefatından sonraki bazı vasıflarını, maddi manevi vasıflarını sizlerle paylaşıyordum. Cöbert ve kerimdi. Kerim ikram edici demek. Al elma peşinde koşmamış. Hep ver elma, ver elma, ver. Verme. Müslüman vermeli. Niye? Rabbimiz bize vermiş ya. Hem de istemeden vermiş ya. Bir hayat vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş. Göz, kulak. Yoksa dilimizin tat alma duygusu olmasaydı biz ne yapardık efendim? kulağımız duymasaydı bizi gelirdi bir kedi bile boğabilirdi. İnsanlara bu duyu organlarını vererek Allahu Teala insanı daha güçlü hale getirdi, gücünü artırdı. E ben şimdi bu duyan kulağımı 80 desibellik efendim kolon operörleri arabama koyup hem mahallenin kulaklarını böyle patlatırca sıra, hem kendi kulağımla. Derdin ne ya arkadaş? Ha askersin, topçu subayısın, senede dört defa, beş defa atışlara gidersin. Mecbursun o topun yanında bulunacak. O ne güzel duygumandır efendim. Şereflidir. Gazi olmuştur o insan. Kulağı ağır duyar topçu subaylarının ileri yaşlarda. Albaylık ve daha yukarısında ağır duyar. Niye? Bu atışlardaki top mermisinin tazikinden dolayı çıkan sesin bir çevreye dağılmasında bir tazik oluyor. Kulak sarında zaman içerisinde meslek hastalığıdır bu. Çöküyor kulak sarı. Çökünce de hassasiyeti azalıyor. Bu güzel. Ama birader sen bu bom 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 bomu bile, bile mahalleye dinleterek ne yapıyorsun ya? Dur ya. Allah aşkına ne nedir senin maksadın ne? Dönüp bana baksınlar. Ya sen böyle affedersin. Merkebin arın gibi anıracaksan çık anır herkes sana bakar. Ama sen insan olduğuna göre sen öyle bir şey yapacaksın ki herkes aa bak şu hayırsever insan bak bak Aha şu hayırsever insan filan yerdeki köprüyü yaptırdı desin. Baba parasıyla almışın arabayı, kolonları baba parasıyla almışın, ondan sonra da millet caka satıyorsun. <laughs> Milleti rahatsız ediyorsun, kendi sağlığını bozuyorsun. Beynine bu tokmaklar geliyor devamlı. Peki bunları bize anlatabiliyor muyuz? Hayır. Anlatabilir miyiz? anlatabiliriz ama biz bunu anlatmaya başlarsak basın yayın bizim anamızı alatır. Vay efendim kazanımlar gitti, devrimler ayak altına alındı. Adam çıkmış burada vaaz ediyor. E kardeşim Allah aşkına ben para kazanmak için mi sana bunları söylüyorum ya? İyi bir insan olalım, iyi bir vatandaş olalım, dünyaya örnek olalım. İstemez misin sen ya? Bütün dünya şöyle bir dönüp baksın. Bugün Süleymaniye Camii'nde kullanılan teknoloji daha dünyada bulunmadı, bulunamadı, çözülemedi. Amerikalı mimar diyor ki daha 21. asırda Mimar Sinan'ı aşan bir mimar çıkmadı. Mimar Sinan kadar çıktı mı? O da çıkmadı. Konferansında itiraf ediyor bunu. Peki ne oluyor? Mimar Sinan'ın vefatından 500 sene sonra biz bu programda adını anıyoruz, hayır dua ediyoruz, Fatiha gönderiyoruz. Daha ne istersiniz ya? Daha ne istersiniz arkadaş? Bu yeter insan olana. Ama sen bakıyorsun bir giyip atılacak elbiseyi bilmem ne ı -ı, ıvır zıvır bir sürü Saçı başka türlü, kaşı başka türlü ya etmeyin ilemeyin, bu kafanın içini düzeltin. Dışı dazlak da olsa, içi işe yarıyorsa boş verin gerisini. İşte bunlar medreselerde insanlara bunlara kafa yormayacak şekilde başka bilgiler verilerek orası doldurulurdu. Şimdi beyinde bu boşluklar var. Adam diyor ki ya ben bir fark edilmem lazım. Ha yani diğer insanlardan bir farkım. Zaten parmak izim farklı ya ve arkadaş retinam da farklı ya. Ama olsun diyor ya. E kimse onu fark etmeye diyor ya. Benim parmak izim ancak polis diyor bakıyor ha bu senin parmak izin diye arşivden çıkarıyor beni. Herkes beni böyle bilsin. Ne olacak bilince meşhur olacağım. Hit olacağım. Hit olacağım, hit olacağım derken affedersiniz. Baştaki h gidiyor başka bir şey oluyor. Bu zat bu öğretim ordusundaki kıymetli işlerine ilaveten bazı kıymetli eserler de verdi. <laughs> Köprülü Mustafa Efendi Beydavi tefsirinin bir kısmını şerh eden bir risalesi var. Şimdi tefsir demek Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın emrettiklerini, yani Allah Teala'nın insanların yapmasını murad ettiklerini anlayabilme işidir. Tefsir. Muradı ilahi kavrayabilmektir tefsir. Yoksa çıkıp da motamo ayet kerimeyi tercümeye çalışıyor. Halbuki tercümede de bir kelimenin Türkçe'de bile var efendim. Hani oğlum oku adam ol işte baban gibi falan olma. Bu böyle bir cümlede araya koyacağın noktalama işaretleri bile o cümleyi ya çok iyi yapıyor ya da çok değişik bir şekilde anlatıveriyor. Böyle olmamalı. Bunun için sen Kur'an-ı Kerim Arabi zannediyorsun, Arabi ben de biliyorum diyorsun. Gidiyorsunuz Suudi Arabistan'a, Fasi Arabi yok. Sudan'a gidiyorsunuz, yok. Ürdün'e gidiyorsunuz, yok. Mısır'da, Suriye'de yok. Yok arkadaş. Fasih Arabi yok. Yani yani ne demek fasih Arabi yok? Arabi'nin argosu var. Argosu var. Bir 15'i derken adam bakıyorsun ya bu 15'i ben hamse aşer edemem lazım. Hams taş diyor adam. Hams taş. Anlamadım. Hams taş. Bu Arabi mi şimdi? Bu adam mı yani orada Elezer'de ben şu kadar sere buldum hem de Elezer'in felsefe bölümlerini okuyorlar. Şeriat bölümlerini okumuyorlar. Geliyor ben el eserde okudum arkadaş ben anlarım diyor. Sen ne anlarsın Arabi'den diyor ya. Doğru hakikaten. Ben anlamam bak o doğru söyledin. Ama sen de anlamazsın. Anlarım diyorsun ama sen de anlamıyorsun. Onun için tefsir meselesine kalkışmak çok böyle merhalelerden geçecek 80 tane kadar ilmi öğrenip hazmedecek bir hale gelirseniz tefsir yaparsınız. Bu kadar büyük olan zat bir tefsir alıyor eline bu tefsirin bir kısmını şerh ediyor. Yani hafif bir açıklamaya çalışıyor. Hafif bir açıklama şerh etmek. Yani karşı anlayamaz bunu diye yani şu demektir gibi cümlelerle ifade ediyor. Bu kadar büyük bir alim. Biz şimdi bakıyorsun Şamanizmi okutmuşuz, Konfüçyüsü okutmuşuz, dinler tarihini okutmuşuz, Hristiyanlığı bir Hristiyan kadar okutmuşuz. Al sana İlahiyat Fakültesi mezunu. Hocam sen profesörsün hadi. Doktora tezinde tamam Hristiyanlık üzerinde zaten. Hadi şu Kur'an-ı Kerim'den ooo hepsini getiriyor. Şeydeki Pensilvanya'daki sapık insanlar gibi İbrahim'i dinler diye bağlamaya çalışıyor. E o zaman yok birbirimizden farkımız. Ama biz filan banka izlerdi. Bir zamanlar öyle bir reklam vardı. Nasıl yok birbirinden farkın ya? allah Teala haşa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lüzumsuz mu gönderdi yani? Onu mu demek istiyorsun? O zaman sen Allah'a inanmıyorsun. Bir Hristiyan ilahisinde diyor ki, ilahi denmez ona da işte biz yani anlaşılsın diye çocuklara öğretilen ilahide diyor ki, Tanrının egemenliği yakın. Ne? Tanrının egemenliği yakın. Egemenlik ne? İstiklal. İstiklal, hürriyet kendi hükmünü icra etmek. E tanrı şu anda egemen değilse ne? Tutsak mı? Kime tutsak? Yani esir mi tanrı? Egemenliği yakın dediğine göre bunu bugün hala böyle okul eğitimlerinde çocuklara sabah ilahisi olarak okutuyorlar ve maalesef bizim devlet televizyonumuzda da bu belgesel kısımlarında aynen veriliyor efendim kültürler çeşitli çeşitli kültürleri tanıyalım ya arkadaş bu adam kendi dinini bilmiyor ya. Kendi dinini bilmiyor. Neredeyse Tanrı'yı tutsak edenden gidip harp edecek adam. Kendi dinini, imanını bilmiyor ki. E ama efendim yani çeşitlilik, çeşitlilik de, bir çeşitlilik de bizim dinimizi düşünsenize ya. İslamiyet için. E efendim çalıyoruz ya, he çalıyorsunuz. Deftünbek, efendim bu işte tasavvuf musikisi. Oh! Bizim haberimiz yokmuş ya. Hem de bereş, konserler verilmiş, tasavvuf öğretilen tekkelerde, medreselerde, zaviyelerde derviş efendiler, tasavvuf müziğiyle ibadet edilermiş. Hangi dinde çalgıyla ibadet var ya? Hangi dinde var ya? Ezan okunması hususunda bile Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a işte namaz vaktinin geldiğini insanlara nasıl ilan etsek derlerken efendim bazıları dediler ki çan çalalım. Bazıları dediler ki boru öttürelim. Bakalım allah Teala bildirir dedi. Ve birkaç Eshab-ı Efendimiz rüyalarında gördüler ki üçü de aynı rüyayı gördü. Bir ezan var Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Ve şimdi biz bu ezanı aldık. Tamam. Ezan. Ama ezan güzel sesle okumalı. Ha. Güzel ses nasıl olur? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Ha. O öyle mi? Ne bu do? Re ne? Si ne? İşte efendim musiki notası. Nerede bu ya? İşte sol anahtarı da var. Hangi sol anahtarı? Sol anahtarı mı? Sağ anahtarı mı? Efendim işte yani bu Avrupa musikisi falan. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Ezanı öyle bir musiki perdesine getirdik ki bir kelimenin, allah Ekber kelimesinin başını duymadıksa, sonunu da duymadıksa ortadakinin hangi kelime olduğunu uzatmadan dolayı anlayamıyoruz. Peki madem böyle anlaşılmayacak bir bu iki olacaktı. O zaman düt dürü düt. Bu yasaklandı. Çan 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 kiliselerde çalıyorlar. Bu yasaklandı. Nakus çalmak, çan çalmak yasak. Yani sözle insanlara bunu anlatacaksınız. İyi de sözün öyle ki geliyor şimdi bir devlet bir kanun çıkartıyor. Bu kanunu insanlara tebliğ edin diyor. Veriyorlar birinin eline şu tamimi oku bakalım. O da <laughs> diyor, boğazını temizliyor. O tamimi okarken, okurken musiki perdeyle ey kıymetli. Böyle olur mu ya? O emri veren adam onun gırtlağına sarılır ya. Sen benim dalga mı geçiyorsun arkadaş? Ben sana söyledim bunu. Tek 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 okuyacaksın. Vurgularını bile kendini uydurmayacaksın. Ama allah Teala'nın müsaade ettiği sünnet seni yolun ezanı okurken herkes bildiğine aman güzel sesli olsun, aman güzel sesli Ne olacak güzel sesli olunca? Namazı mı kabul olacak? Yok. Nerelere gelmişiz kıymetli dinleyenlerim? E tabi frensiz araba nereye nasıl tostlayacağını, neresini tostlayacağını bilemez. Önüne gelene vurur. Önüne gelmeyene de peşine gidemez çünkü fren o tarafa doğru gitti Direksiyon, direksiyonu da bir de rotu çıktıysa Allah hem fren bozuk hem rot çıkmış. Efendim işte din ya o kadar da inceleme canım. Dini zorlaştırmayın ya. ya din, din zorlaştırılır mı kardeşim ya? Ya kim zorlaştırıyor Allah aşkına ya? Beş vakit namaz diyor din. E peki, beş vakit namazı söylemek, dini zorlaştırmak mı? E ya o zaman da adam nasıl beş vakit kılabilsin? Yapma ya, sen nasıl emredersin bakayım, söyle. Kaç vakit olsun? Valla işte, e sabahleyin evden e, erken kalksa bile, kahvaltı etmeden çıkmasın, kahvaltı saatinde şöyle bir elini açıp dua etsin, sabah namazı olsun. E, akşam da eve döndüğü zaman yatarken şöyle elini açsın yine yatakta bir şeyler söylesin. O da namaz olsun. Vay be! Vay be! Ne kadar kolaymış da bizim haberimiz yokmuş ya. Bunu zorlaştırmışlar bize mi diyeceğiz? Yoksa hadi oradan be adam. Hadi oradan be. Senin namazda gözün yok ki kulağın ezanda olsun. Tabii ezanı duymasın. Gözde namaz olursa ezanı da duyardın sen demek lazım. Maalesef İslam'ı bugün Allah gafurur rahimdir. Nasıl istersen öyle yap kardeşim. Yap. Yeter ki sen kalbini bozma. İyi de ben kalbimi bozmadan sana şöyle sol elimden bir tane aşk etsem. Bak arkadaş ben kalbimi bozmadım. Sana bunu vurdum. Bana ne yaparsın? Dövmeye kalkarsın. Ya kalbimi bozmadım ama bak temiz kalpliyim ha. Temiz kalpliyim. Baktım senin dişin ağrıyor o yanağına bir tokat vurdum ki diş ağrın geçsin ya. İyi niyetle yaptım. Doğru mahkeme. Vay sen benim tavuğuma kış dedin. Kedime bunu yaptın. Köpeğime bunu yaptın. Tabii ki insanlar bugün kedilere, köpeklere, sokak hayvanlarına zulmedecekler. Öğrenmediler ki bunun zararını. Günahını öğrenmediler ki. Biz küçükken derlerdi ki aman yavrum ağzı yok dili yok bu hayvanlar şey etmeyin yazık. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Bir kuş bile tutsak, bir serçe bile tutsak bırakın gitsin. Bize azat öğretilirdi. Şimdi azat öğretilmiyor ki. Adam gidiyor, paraya kıyıyor, tavuk alıyor, kanat alıyor, but alıyor, ne bileyim deri alıyor falan filan. Zehirliyor, veriyor. Gazetelerde çıkıyor. 10 tane köpek zehirli etten öldü. Heh, heh, dört köşe getir şu viski mi diyor? İşte ben anasını satarım böyle işin diyor. Ben böyle yaparım arkadaş diyor. Hadi bulun bakalım kimin olduğunu. İnsan bu değil ya. Hiçbir hayvan ihtiyacının dışında başka bir hayvanın canına kıymıyor. Yiyeceksen o köpekleri tamam arkadaş. Otur ye niye zehirliyorsun yani? Yemeyeceksen ne olacak o hayvanlar? İşte efendim sokakta korkutuyor da, eğer da falan da filan da. Yani sen vahşetini sadece böyle insan hislerini biraz daha tahrik ederek tatmin etmeye çalışıyorsun. Evlatları bu Mustafa bin Halil Efendi'nin taş köprülüğü kendi sahalarında, yetiştikleri sahalarda büyük alim oldular. Hani alimden zalim, zalimden alim. Nerede ya? Niye öyle diyorsunuz ya? Alimin çocuğuna bu zalim olacak gözüyle bakılır mı? Ya Rabbi benim hocamın da çocuğunun böyle büyük bir alim olmasını nasip etti. Eğer hocanı seviyorsan dua edersin ya. Bütün çocukları büyük alim oldular. Ve Tabii böyle hayırlı evlat yetiştirmek sadakayı cariyeden, beş sadakayı cariyeden biridir. Sadakayı cariyesi olurun. Yani öldükten sonra da bu çocukların hizmetlerinden doğan sevap, bunların babasına, bu alim olan oğullarının babasına da rahmet okuyanların bütün rahmetleri kabrine gelir. Taşköprüzade Ahmet Efendi babası için yani bu Mustafa Efendi'nin oğlu. Allah'ım ona merhamet buyur. Beni küçükken yetiştirdikleri gibi sen de anne ve babama merhamet et. Babam ve annem ben küçükken bana çok merhamet ettiler. Ahiret istikbalimi kurtardılar. Ahiret istikbalini kurtaran dünya istikbalini zaten kurtarır efendim. İlk kere iki dört. Onlar nasıl bana merhamet ettiler? Ya Rabbi şimdi onlar ben kuluna merhamet ettiler. Sen de o kullarına benim duamla merhamet et ya Rabbi. Ne güzel evlat efendim. Ya Ahmet Efendi taş köprü taş köprülü Mustafa bin Halil'in oğlu Ahmet Efendi. Ya boş ver ya babamdan bahsetme kardeşim ne bıraktı ya hiç iki tane çul bırakmış, bir tane külüstür araba. Aman kardeşim. Kendileri yemiş içmiş, evlatlara bir şey bırakmamış. Evet. Sevgili peygamberimizin oğlu duası devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri rahmet dergahında beraber kıl. Topla Allah'ım diyor. Yani annemle babam da e, o rahmet dergahında, rahmet sancağının altında bizleri de topla ya Rabbi diye dua edilmiş ne kadar güzel dua ya. Efendim süremizin sonuna gelmiş buluyoruz. İnşallah. İnşallah. Allah nasip ederse haftaya yine bu ilimden medeniyete programımızda başka bir büyük alimin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim. Müzik İlimden medeniyete